Oyuncak abiden herkese merhaba çocuklar. Yepyeni bir sürpriz yumurta açma videosuyla daha sizlerleyim. Evet, uzun süredir ara verdiğimiz karışık sürpriz yumurta açma videolarında bu defa 40 farklı sürpriz yumurta açacağız. Gerçekten 40 tane birbirinden güzel, sevimli sürpriz yumurtayı birlikte açacağız. İlk önce Kinder Surprise'la, Kinder sürpriz yumurtalarıyla başlıyorum. Bakalım ilk yumurtadan nasıl bir oyuncak geliyor. Evet, Kinder'in bu Minyonlar serisine ait bir sürpriz yumurtasıydı. Bakalım nasıl bir şey geldi. İlk sürpriz yumurtamızdan Kinder'in sevimli hayvanlar serisinden böyle sevimli maymun, yavru anne maymun çıkıyor. Gerçekten bunları çok seviyorum. Bakın ne kadar tatlı duruyor değil mi? Süper ya. Evet, şimdi Mickey Mouse'a devam edeceğiz. Mickey Mouse'un bu özel serisi sürpriz yumurtasıyla devam edeceğiz. Bunlar Christmas yani yılbaşı özel serisine ait gerçekten özel sürpriz yumurtalar. Evet, sizin için şimdi bunu açalım. Bakalım Mickey Mouse'un burada böyle genelde Noel Baba yılbaşı kostümlü figürleri çıkıyor Mickey Mouse'un. Evet, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, Mickey Mouse sürpriz yumurtasından böyle güzel Noel Baba kostüm giymiş Pete figürü çıkıyor. Gerçekten süper. Ho 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 ho. Evet, böyle güzel sarı yaldızlı ipi de var dedim. Bunlar yılbaşına özel böyle bir seri. Çok güzel gerçekten. Size bunu göstermek istedim. Evet, şimdi sırada Ozmo var. Bakalım Ozmo sürpriz yumurtasından nasıl güzel figürler yakalayacağız. Evet, Ozmo yumurtamızı şöyle açalım. Da 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 da. Evet, Ozmo'dan şöyle sallıyor. Evet, uzun zamandır sallamıyordum bakalım. Süper gerçekten. Evet, bakalım ne geliyor. Üçüncü sürpriz yumurtamız Ozmo oldu. Ozmo. Ozmo sürpriz yumurtasından da uzay araçları serisinden güzel bir UFO çıktı. Oyuncak abi seni ziyarete geliyoruz. Bu UFO'ları çok seviyorum. Gerçekten UFO oyuncağı arıyorum. Bulursam kesinlikle alacağım. Bu tarz bir de aparatı var. Gerçekten bu da güzel tatlı bir oyuncak. Şimdi sevgili dostum Şimşek McQueen'in sürpriz yumurtasıyla devam edeceğiz. Bakalım Şimşek McQueen sürpriz yumurtasından neler gelecek. Evet, şimdi yumurtamızı şöyle açalım. Dararararın. Bakalım ne geliyor. Evet, bakalım bu sefer kimi yakalayacağız. Şimşek McQueen mi geldi yoksa? Şimşek McQueen sürpriz yumurtasından yine filmden sevimli güzel bir yarış arabası çıkıyor. Gerçekten bakın nasıl rüzgarlık süper görünüyor özellikle. Bakar mısınız ama? Şimdi ne açalım? Şimdi Gogo sürpriz yumurtasını açacağım. Bunlar şok marketlerde satılıyor. Böyle çok yüksek kalite değil mi? Bazı arkadaşlarımız istiyor benden. O yüzden ben de tabii ki sizin isteklerinize önem verdiğim için açmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bundan çok böyle fazla iyi oyuncak beklemeyin ama yine de bakalım oyuncak ne çıkacak. Evet, Gogo sürpriz yumurtasından da böyle ilginç bir oyuncak çıktı. Gerçekten fantastik. Bakın böyle çeviriyorsunuz. Hamsterların koşu bantları var ya, biraz ona benzettim. Böyle ilginç, güzel, sevimli bir oyuncak. Bunu böyle sanırım şöyle yaptığımızda, evet aynen tahmin ettiğim gibi değişik bir şey oluyor. Güzel. Sevimli, fiyatına oranla gayet güzel. Evet, şimdi değişik bir şey yapacağız. Ters Yüz filminden, evet Ters Yüz filminden Öfke karakterinin sürpriz yumurtasını açacağız. Ben bu figürü çok seviyorum. Ve bu yumurtalardan gerçekten güzel figürler çıkıyor filme ait. Evet, bakalım filmden nasıl bir figür yakalayacağız. Benim tahminime göre bize ne çıkabilir? Bence bize Neşe çıkacak. Evet, bakalım. 1-2... Vay, mükemmel. Evet, bundan sanırım bende yoktu ve mükemmel bir figür. Evet, Öfke figürünü yakaladık. Evet, Ters Yüz sürpriz yumurtasından mükemmel bir figür yakaladık. Bakar mısınız nasıl ama? Evet, Öfke'nin böyle harika bir figürünü yakaladık. Süper ya, harika. Gerçekten çok sevdim bakın. Evet, şu ana kadar sanırım videonun en iyi oyuncağı şu anda bu diyebilirim. Benim için bu. Evet, şimdi burada bir Cinderella filminin sürpriz yumurtasını görüyorum. Bildiğiniz gibi daha önce Cinderella filmiyle ilgili bir sürpriz yumurta açımı yapmıştık. 20 tane sürpriz yumurta açmıştım. Bir challenge videosu yapmıştık Oyun Hamuru TV ile. Onu izlemeyen arkadaşlarım da şu anda yanında bir yazı çıktı gördüğünüz gibi. Evet, o videoyu da izleyebilirsiniz. Oyun Hamuru TV ile yaptığım Cinderella challenge videomu da lütfen izlemeyi unutmayın. Evet, bak vay. Evet, o videoda da kristal ayakkabı bulma yarışması yapmıştık. Kristal ayakkabı en çok bulan kazanmıştı ve yine kristal ayakkabı çıktı. Bakar mısınız nasıl ama? Evet, bu yumurtalardan çıkan en değerli oyuncak kristal ayakkabıyı, evet, yakaladık yine. Bakar mısınız nasıl ama? Cinderella'nın kristal ayakkabısı bizim elimizde. Evet, şimdi bir karlı ülkesi sürpriz yumurtasıyla devam ediyoruz. Bakalım bundan nasıl bir figür yakalayacağız. Elsa ve Anna figürlerinin bolca çıktığı yumurtalar var bildiğiniz gibi karlı ülkesinde. Evet, tahminime göre tahmin ediyorum. Bence çok farklı. Olaf çıkacak. Evet, Olaf çıkacak dedim. Troll de çok çıkıyor bu yumurtalar. Evet. Merhaba dedikler. Çok güzel ya. Evet, şimdi Kinder mi? Yok, hayır. Baymax'e devam edelim. Süper kahraman, 6 süper kahraman filminin büyük kahramanı Baymax'in yumurtasıyla devam ediyoruz. Bunda Hiro Hamada'yı çok aradım. Hiro Hamada'nın tabii değişik figürleri çıktı. Bununla ilgili bir challenge videomuz var bildiğiniz gibi. 20 Baymax sürpriz yumurta açımı challenge videomuz var. Hiro Hamada'yı aramıştık. Tabii bulduk ama Hiro Hamada'nın normal figürünü bulamadık bunda da. Evet, bakalım. Evet, Baymax. Bunda bol Baymax figürleri çıkıyor. Baymax'in süper kahraman hali figürü çok az çıkıyor. Ondan da bir tane var elimde. Evet, bu şekilde güzel bir Baymax figürü çıktı. Evet, şimdi Kinder sürpriz yumurtalarıyla devam edeceğiz. Kinder'in bu sanırım Kung Fu Panda olabilir. Kung Fu Panda ve Minyonlar serisini karışık koymuştum bunun içine. Evet, bakalım nasıl bir Kinder oyuncağıyla karşılaşacağız.
Kinder sürpriz yumurtasından da böyle temli bir robot çıkıyor. Böyle güzel, harika tatlı bir robot çıkıyor Kinder sürpriz yumurtasından. Şimdi örümcek adam. Evet, örümcek adam sürpriz yumurtasıyla devam edeceğiz. Bundan genelde örümcek adamın farklı görüntülerdeki figürleri çıkıyor. Bakalım bize hangi figür geliyor. Şöyle hemen alalım. Dadadadam. İşte örümcek adam. Süper. Evet, mükemmel bir örümcek adam figürü çıktı. Bakın nasıl ama süper görünüyor. Evet arkadaşlar, stansına oturttuğumuzda örümcek adam böyle, bakın nasıl ama süper görünüyor. Süper. Adamım benim. Evet, şimdi Toto ile devam edeceğiz. Toto sürpriz yumurtalarını açacağız. Bakalım Toto yumurtalarından nasıl figürler çıkacak. Bunlardan fazla açamadım. Kanalımda var da. Ama yeterince yok gibi geliyor bana. Bunlardan daha sonra tekrar açabiliriz. Evet, şimdi Toto sürpriz yumurtasıyla devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir figürle karşılaşıyoruz. Toto sürpriz yumurtasından böyle toplam işlemi yapabileceğin sevimli bir işlematik şeklinde bir oyuncak çıktı. Gerçekten çok güzel ve faydalı bir oyuncak. Evet, şimdi çok ilginç bir sürpriz yumurtayla devam edeceğiz. Böyle kırmızı biber var üzerinde. Üzerinde ne yazıyor? Crazy. Evet, crazy. Çılgın biber. Evet, çılgın biber sürpriz yumurtasını açıyoruz. Bakalım ne kadar çılgın bir oyuncak çıkacak. Evet, şöyle yumurtayı dağıtalım. Bakalım nasıl bir oyuncak çıkıyor. Çılgın sürpriz yumurtamızdan böyle sevimli bir minik uçağımız çıktı. Bakın. Evet, böyle güzel, sevimli, sempatik bir jetimiz çıktı. Evet, şimdi Topi ile devam ediyoruz. Evet, Topi sürpriz yumurtalarını açacağız. Bakalım Topi sürpriz yumurtalarında, bunda genelde tren figürlerini seviyorum. Tren vagonunu bulmuştum bir videoda, çok sevmiştim, onu hatırladım şimdi. Tren çıkıyor, gemi çıkıyor, o tarz şeyler çıkıyor. Bakalım bu sefer bize nasıl bir figür çıkacak. Taşıt olabilir diye tahmin ediyorum. Evet, şöyle yumurtamızı şuradan ding ding. Topi sürpriz yumurtasından tahmin ettiğim gibi bir taşıt çıktı. Güzel, harika, sevimli bir küçük arabamız çıktı. Bakın böyle vasos. Öyle çok güzel gerçekten. Onun bir aparatı var. Bu aparatı buraya yerleştiririz de püf, fırlıyor araba böyle. Çok güzel. Evet, şimdi yine Mickey Mouse'un özel yılbaşı serisi sürpriz yumurtayla devam edeceğiz. Bakalım Mickey fareyi yakalayabilecek miyiz? Mickey farenin Noel Baba kostümlü figürünü bulabilecek miyiz? Evet, bakalım ne gelecek? Evet, açıyoruz. Açtım. Baram. İşte Goofy. Bu sefer Goofy figürünü yakaladık. Bu da çok güzel. Bunda da böyle yaldız ip var. Bu ipi buradan böyle takıyorsunuz. Figürümüz daha sevimli, güzel bir görüntüye kavuşuyor. Evet, böyle gördüğünüz gibi yine yılbaşı konseptinde harika bir figür. Evet, figür gerçekten çok güzel. Kusursuz, bakın. Şöyle arkasında göstereyim. Harika bir görüntüye sahip. Şimdi Kinder sürpriz yumurtasıyla devam edeceğiz. Bakalım Kinder'in bu sefer bir film figürünü ya da başka bir figürünü yakalayabilecek miyiz? Nasıl bir figür gelecek? Evet, şu ana kadar normal oyuncaklar geldi. Evet, yine sıra normal Kinder oyuncaklarından biri geliyor. Kinder sürpriz yumurtasından böyle gerçekten güzel bir figür çıktı. İki tane hayvana dönüşebilen bir figür çıktı. Bakın böyle eşek ya da ne bu? Tavşan mı, eşek mi? Evet, tam karar veremedim açıkçası. Değişik bir figür. Evet, böyle yapınca da bir horoz. Evet, gerçekten süper ötesi güzel bir tasarım. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bakın. Süper gerçekten. Şimdi diğer sürpriz yumurtamızla devam edeceğiz. Bu defa ne açalım? Evet, Toto. Evet, yine bir Toto sürpriz yumurtası açıyoruz. Bakalım bu defa nasıl bir figür yakalayacağız. İlk figürümüz matematik ağırlıklı, güzel, eğlenceli ve öğretici bir oyuncaktı. Şimdi bakalım Toto yumurtasından nasıl bir figürle karşılaşacağız. Bu defa Toto sürpriz yumurtasından böyle topaç çevirme alanı gibi bir şey çıktı. Gerçekten güzel. Ama sanırım ben bu parçayı kaybettim. Bulamadım çünkü parçayı böyle. Şöyle göstereyim, bakın. Böyle ilginç bir oyuncak çıkıyor. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi neyle devam edelim? Yine Ters Yüz filminden bu defa korku figürünün olduğu bir yumurtayı açalım. Evet, az önce gerçekten çok iyi bir figür çıkmıştı. Şu an için hala benim için videonun en ileri arasında yer alan mükemmel bir öfke figürü bulmuştuk az önce bu yumurtalardan. Evet, bakalım şimdi korku mu çıkıyor yoksa? Evet, bakalım hangi figür? 1, 2, 3, tararadam. Tiksinti. Mükemmel. Vay. Evet, bende bu figür yoktu. Tiksinti figürü yoktu ve gerçekten çok orijinal. Harika görünüyor. Bakar mısınız? Şu figüre bakın. Tiksiniyorum. Evet, bazen biz tiksinebiliyoruz. İnsanız neticede. Evet, bakın korku ve tiksinti süper ikili yan yana geldi. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Yine Şimşek McQueen ile devam etmek istiyorum. En sevdiğim figürlerden olan Şimşek McQueen'in sürpriz yumurtasıyla devam edeceğim. Mater favorim. Bakalım Mater yakalayabilecek miyiz? Şimşek McQueen'de uzun zamandır bu yumurtalarda bulamıyorum. Bakalım hangi araba geliyor bize? Dın dın. Evet, bu sefer yine bulamadık. Evet, böyle güzel yine filmden figür çıkıyor. Filmden figür bir araba çıkıyor. Bakın böyle etiketleri var ve bu etiketleri yapıştırıyorsunuz. Ben genelde tam kimliği belli olsun diye buradan gözlerini seçiyorum genelde. Böyle gözlerini buraya deng deng yapıştırıyorum ve figür en azından ne olduğu ortaya çıkıyor. Genelde de ters yapıştırıyorum bunları. Arkadaşlarınız kızıyor bana. Önce abi ters yapıştırdım falan diye. Çünkü videolar hızlı ve doğaçlama yaptığım için bazen böyle hatalar olabiliyor. Çünkü bunları şimdi burada düzeltmeye çalışsam sıkıcı bir video ortaya çıkacak. Evet, şimdi burada son sıraya gelelim. Son sırada Baymax'in yine sürpriz yumurtası var. Bakalım Baymax yumurtasından nasıl figür yakalayacağız. Hadi Hiro Hamada, hadi dostum diyorum. Hiro Hamada'nın kolye ucu şeklindeki figürlerini yakaladık ama böyle plastik az önceki tiksinti gibi çıkabilecek figürlerini bulamadık. Bakalım yine Baymax. Evet. Yine Baymax geliyor. Yine Baymax'in böyle sevimli, tontiş bir hali çıkıyor. Evet, şimdi
Kinder'le devam edelim. Kinder sürpriz yumurtası açalım. Bakalım Kinder sürpriz yumurtasından nasıl bir oyuncak çıkacak? Evet, bir karakter. Acaba hangi çizgi filme ait? Minyonlardan mı yoksa Kung Fu Panda'dan mı bir karakter çıkıyor? Ba 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 ba. Minyonlar. Evet. Minyonlardan Stuart karakteri çıkıyor. Bakın Stuart'a ait böyle taş devrinden bir figürü çıkıyor. Bakın şöyle takalım tik tik. Evet şöyle takalım. Ding dong. İşte karşınızda Stuart. Bakın gerçekten süper duruyor. Nasıl ama? Harika. Taş devri çizgi filmini hatırladım. Duruşa bakar mısınız? Nasıl ama? Sevimli gerçekten. Buraya dalıyorum oyuncak abi. Dalabilir miyim? Dal dostum hadi. 1, 2, 3. Evet ortada dağıttı. Şimdi Ozma açalım. Şurada güzel bir Ozma sürpriz yumurtası görüyorum. Bakalım Ozma'dan nasıl bir oyuncak yakalayacağız? Ozma'nın Cowboy serisi hoşuma gidiyor gerçekten. Evet şöyle yumurtamızı açalım. Bakalım hangi figür çıkıyor? Ozma sürpriz yumurtasından böyle sevimli bir şövalye çıkıyor. Bakın tavşan şövalyemiz nasıl ama. Yeah. Evet o kadar sevimli ki hiç savaş kazanacak tip yok yani gördüğünüz gibi. Evet şimdi nereye devam edelim? Bence bu sefer Karlı Ülkesi sürpriz yumurtası açalım. Bakalım bu defa Karlı Ülkesi'nden az önce troll çıkmıştı bildiğiniz gibi. Bakalım bu defa hangisi çıkacak? Evet ana favorim bildiğiniz gibi. Bakalım Anna olabilir, Elsa da olur. Ama Olaf çıksa, Olaf çok az çıkıyor. Olaf çıksa da güzel olur. Bakalım evet. Geliyor. 1, 2, 3. Da-da-da-dam. Kim geldi? Elsa'nın geldi. Evet. Aa ilk kez çıkıyor bu. Evet ilk defa böyle bir kolye ucu çıkıyor bu Kristoff. Yani normalde bunlar Elsa ve Anna'sı çıkmıştı. Anna bir kere çıkmıştı. Elsa çok çıktı ama Kristoff ilk defa çıkıyor. Bakar mısınız nasıl? Evet güzel. En azından farklı. Evet farklı ve yeni olması benim için önemli tabii ki. Farklı bir figürümüz daha aldı. Şimdi neyle devam edelim? Şu cikcikle devam edelim. Bu cikcik bakalım. Bakalım bu cikcik yumurtasından nasıl bir oyuncak çıkacak? Gerçekten ilginç. İlginç bir figür. Yani bakalım ne çıkacak? Evet. Şimdi açıyoruz. Az önce buna benzer bir yumurtadan bir uçak çıkmıştı. Sevimli bir uçağımız olmuştu. Bakalım bundan nasıl bir oyuncak çıkıyor? Cikcik yumurtamızdan da böyle sevimli bir kamyon çıktı. Bakalım nasıl ama çiftçi kamyonuna da benziyor. Böyle fantastik bir araca da benziyor. Bakın çok var gidebilecek miyim acaba? Bence biraz zorlandı. Evet şimdi Mickey Mouse'un yine bu güzel yılbaşı serisiyle devam edeceğiz. Goofy'yi bulduk, Pete'yi bulduk. Bakalım bu sefer Mickey Mouse hadi çık dostum. Hadi dostum madem Mickey fare çık dışarı diyoruz. Mini de olur. Mini de olur tamam. Bakalım. Darararam. Donald Duck figürü çıkıyor. Nasıl ama evet bu da güzel gerçekten. Harika duruyor bakın. Yılbaşı kıyafetini giydik. Süper ya gerçekten harika görünüyor. Evet bu figür de orijinal bunlar özel bir seri olduğu için yani güzel. Bunları ayırıyorum tabii ki. Yani daha sonra bulmak biraz zor olabilir bunları. Evet şimdi Cinderella ile devam edelim tekrar. Cinderella'nın kristal ayakkabısını bildiğiniz gibi bulduk. İlk yumurtasından. Bakalım bu sefer Cinderella'nın neyini arayalım? Bence Cinderella'nın yüzüğünü arayalım. Evet bakalım Cinderella yüzüğünü bulabilecek miyiz? Hadi Cinderella'nın yüzüğü çık dışarı. Ne geldi? Silgi. Evet güzel bir silgi. Evet kelebekli bir silgi geldi. Güzel Cinderella logosu olan böyle sevimli kelebekli bir silgi geliyor. Şöyle çıkarayım arkadaşlar göstereyim size bakın. Merhaba arkadaşlar. Evet güzel böyle Cinderella'nın filminden güzel bir görüntüye ait bir resim var. Güzel sevimli bir silgi. Evet şimdi neyle devam edelim? Şimdi Topi. Evet bence Topi açalım. Evet Topi sürpriz yumurtalarından ne arayalım biliyor musunuz? Bence treni. Treni çok seviyorum. Bunun trenleri ve gemileri güzel gerçekten. Evet bakalım tren mi gemi mi ne gelecek? Hadi. Topi sürpriz yumurtasından daha önce de çıkan bana böyle bir sihirli ayna çıktı. Bu çok güzel gerçekten. Ben bunu çok seviyorum. Aynen söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Tabii ki yok. En güzel sensin. Evet öyle bakın. Sihirli aynamız böyle en güzel siz oluyorsunuz. Böyle en çirkin oluyorsunuz. Böyle de en güzel oluyorsunuz. Evet tabii ki güzellik, çirkinlik bunlar kalpte olan şeyler. Dış görünüşün hiçbir anlamı yok. O yüzden maske takıyoruz. Evet işte örümcek adam. Örümcek adam sürpriz yumurtasıyla devam ediyoruz. Sayın dostum, sevgili dostum. Örümcek adamın sürpriz yumurtasını açacağız. Bakalım bu sefer örümcek adamın nasıl bir figürünü yakalayacağız. Gerçekten birbirinden güzel örümcek adam figürleri çıkarıyoruz bundan. Evet bakalım şöyle dökelim. Evet işte örümcek adamın yine farklı duruştaki bir figürünü buluyoruz. Evet şöyle montajını yapalım. Evet stantına da yerleştirelim. Evet bu şekilde de stantına koyuyoruz bakalım. Nasıl ama evet diğeri de güzeldi ama bu daha güzel sanki değil mi? Böyle tam saldırıya hazır. 1, 2, hazır mısın? Zıplayalım ha. 1, 2, evet şimdi ne yapalım? Bence şimdi Gogo. Evet tekrar Gogo sürpriz yumurtasını açalım. Evet Gogo'nun ilk yumurtasında bir böyle hamster şey gibi bir şey, kafesi gibi bir şey çıkmıştı. İlginç bir oyuncak çıkmıştı. Bakalım bu defa Gogo'dan nasıl bir oyuncak gelecek. Evet şöyle. Darararam. Gogo sürpriz yumurtasından böyle sevimli bir su kaplumbağası çıkıyor. Gerçekten çok tatlı bakın. Böyle buradan basıyorsun. Böyle onu fırlatıyor. Çok güzel. Şimdi Karlı Ülkesi'yle tekrar devam ediyoruz. Troll ve Kristoff figürünü bulmuştuk. Bakalım bu sefer Elsa Anna'yı yakalayabilecek miyiz? Ana karakterlerimizden herhangi bir figürü bulabilecek miyiz? Evet şimdi yumurtamızı açıyoruz. Bakalım kim geliyor? Evet bakıyoruz. Elsa. Evet Elsa'nın bu
Kraliçe töreninde giydiği kıyafette farklı bir figürü çıkıyor. Evet, Elsa'nın güzel bir figürü çıkıyor. Üçünden de farklı oyuncak çıkmış oldu. Böylece evet, bütün oyuncaklar zaten farklı çıktı şu ana kadar. Bu da çok güzel. Bakalım sonunda 40 tane farklı oyuncak bulabilecek miyiz? Evet, şimdi Şişek McQueen sürpriz yumurtasını açarak videoya devam ediyoruz. Evet, daha önce açtığımız iki yumurtadan da farklı arabalar çıkmıştı. Bakalım üçüncü farklı arabayı bulabilecek miyiz? Kim geliyor, ne dersiniz? Evet, hadi Mater. Hadi Mater. Bakalım. Tarararam. Evet, Max Chantel'di galiba, bunun adını tam hatırlayamadım. Max figürü diyelim. Kısaca Max diyelim. Evet. Max'in figürü çıkıyor. Böyle güzel etiketleri var bakın. Böyle güzel, sevimli. Her şey var. Lastikleri, üzerindeki tüm giydirmeleri falan, her şey mevcut. Ben tabii ki sadece gözlerini yapıştırmak istiyorum figür ortaya çıksın diye. Evet, şöyle yine ters takıyorsun oyuncak abiyi. Evet, şöyle bakın nasıl. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu sefer yine BMX'e devam edeceğiz. BMX dışında bir şey bulmak istiyorum. Hadi 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 dostum, açıl 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 artık. Hadi Hero Hamada'dan, hadi Hero, hadi Hero diyoruz. Bakalım bakalım bu sefer ne geliyor. İki tane BMX figürü bulmuştuk. Bakalım, evet, bu defa farklı bir figür yakaladık. Evet, Hero Hamada. Evet, Hero Hamada'nın silgisi çıkıyor bakın. Evet, Hero Hamada'nın silgisini yakaladık. Evet, şöyle göstereyim bakalım nasıl, ama süper değil mi? Hero Hamada'nın böyle süper kahraman olduğu, süper güçlerin olduğu üniformalı mükemmel bir silgisi çıktı. Evet, şimdi neyle devam edelim? Burada bir üzgün bir surat görüyorum. Üzülme, üzüntü figürünü açacağız Terbiş filminden. Evet, üzgün. Evet, bakalım bu sefer nasıl bir figür bulacağız. Çok güzel tiksinti ve öfke figürünü yakaladık. İlk defa çıktı kitabını ve gerçekten hala benim için öfke şu an videonun en iyi figürü diyebilirim. Bakalım bu defa, evet, bir sanırım poşette bir silgi figürü olabilir bu. Evet, silgileri kolye ucu galiba. Evet, bu da ilk defa çıktı bize. Vay, evet. Harika bir figür yakalıyoruz. Evet, ilk defa çıkan mükemmel bir figür yakalıyoruz. Bu filmde sanırım bu bilinçaltında gezdiği sırada yer alan bir figürdü. Tam adını hatırlayamadım ama gerçekten mükemmel bir unicorn. Böyle boynuzu at, gerçekten harika duruyor. Nasıl ama böyle gökkuşağı renklerinde harika bir görüntüye sahip. Evet, gerçekten bu da videonun enler arasında yer alıyor. Şimdi Toto'yla şöyle bir Toto sürpriz yumurtası açalım. Bakalım Toto'dan bu defa nasıl bir figür gelecek. Evet, şöyle yumurtamızı açalım. Hadi bakalım. Bakalım ne geliyor. Evet, şöyle bakalım. Hadi. Hadi açın. Toto sürpriz yumurtasından ilk yumurtadan çıkan yine böyle eğitici güzel bir toplama işleminin olduğu sevimli bir oyuncak çıkıyor. Evet, şimdi Ozmo ile devam ediyoruz. Bakalım bu sefer Ozmo sürpriz yumurtasından nasıl bir oyuncak yakalayacağız. Evet, Cowboy serisinden figür arıyoruz. Az önce Süper Kahramanlar serisinden güzel bir şövalye tavşanımız çıkmıştı. Bakalım bu defa nasıl bir oyuncak çıkıyor. Evet, Ozmo'dan böyle sevimli bir yapboz çıkıyor. Gerçekten bunu tamamlaması, yapması çok eğlenceli. Evet, şimdi biz devam edelim. Örümcek Adam'la devam ediyoruz. Evet, bakalım Örümcek Adam'dan nasıl bir figür yakalayacağız. İki tane çok güzel Örümcek Adam figürümüz oldu. Bakalım bu defa yoksa kim gelecek? Demir Yumruk mu geliyor yoksa? Evet, bakalım. Bakalım kim geliyor? 1, 2, 3, tararadam. İşte yine bir Örümcek Adam figürümüz daha oldu. Böyle yine süper, harika bir Örümcek Adam figürü çıkıyor bakın. İşte Örümcek Adam nasıl? Süper duruyor değil mi? Çok güçlü görünüyor gerçekten. Şimdi yine Mickey Mouse'un özel serisiyle devam edelim. Pete, Goofy ve Donald Duck figürünü bulduk. Hala Mickey Mouse'u arıyorum. Mickey Mouse'u ısrarla arıyorum. Yılbaşı özel serisi Christmas Edition figür yumurtalarını açıyoruz. Bakalım bu defa. Tararam. Yine Goofy çıkıyor. Evet, Mickey Mouse'u bulamadık böylece bu videoda. Evet, Goofy figürüyle devam ediyoruz. Şimdi çok ilginç bir sürpriz yumurtam var. Böyle öyle garip prenseslerin oldu üzerinde. Bakın nasıl ama böyle değişik bir prenses sürpriz yumurtası. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, merak ediyorum. Bunlardan araba bulduk. Ne bulduk başka? Yok, pardon, kamyon bulduk. Böyle ilginç figürler çıkıyor. Uçak bulmuştuk. Bakalım bu defa nasıl bir şey geliyor. Evet arkadaşlar, prenses sürpriz yumurtasından Mickey Mouse'u buluyoruz. İlginç oldu gerçekten. 4 tane Mickey Mouse özel yumurtalarını açtık ama prenses yumurtasından çıktı. Nasıl? İlginç, biraz farklı duruyor ama olsun sonuçta. Mickey Mouse, merhaba arkadaşlar. La 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 la. Evet, son iki sürpriz yumurtaya geliyoruz. Şimşek McQueen. Evet, Şimşek McQueen'in yumurtasını açıyoruz. 4. yumurtayı açtık bu videoda. Bakalım Mater ya da Şimşek McQueen'i bulabilecek miyiz? Birbirinden farklı 3 tane araba bulduk Arabalar filminden. Bakalım bu defa hangi figürü buluyoruz? Evet arkadaşlar, Şimşek McQueen sürpriz yumurtasından muhteşem bir yarış arabası çıkıyor. Bakın gayet sinirli böyle. Yarış hazırız diyor. Yarış hazırız diyor. Bunun bende uzaktan kumandalı arabası var. Şu an açamadım ama en yakın zamanda kanala yüklemeyi düşünüyorum. Gerçekten güzel bir uzaktan kumandalı araba. Yakında onu da kanalımda bulabilirsiniz. Evet, şimdi son sürpriz yumurtamız Neşe. Neşe ters yüzden Neşe karakteriyle son yumurtamızı açıyoruz. 40 farklı sürpriz yumurta açtı oyuncak abi sizin için. Birbirinden farklı figürler yakaladık. Bakalım son yumurtada nasıl bir figürle bitireceğiz? Evet, şöyle yumurtamızı ayıralım. Geliyor. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Tarararam. Kim geliyor acaba? Evet, bakalım. Tararara. Evet, polis. Evet, bu bilinçaltının kapısında bekleyen polislerden geldi. Evet, güzel. Gardiyan polisimiz geldi. Bakın nasıl. Dikkat edin. Devam mı? Gözüm üstünüzde. Evet arkadaşlar, bu videomun sonuna geliyoruz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenim tuşuna basın. Arkadaşlarınıza Oyuncak Abi'den bahsedin ve kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videoda favorim kesinlikle bu öfke karakteriydi. Siz de favoriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.